Sevgili dostlar, merhaba. Bugün 9 Nisan 2022 Cumartesi. Bu videomuzda sizlere dut ağacına kara dut aşısı nasıl olur onu anlatıp göstermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir dut ağacımız var. Bu ağacımızın bir dalına kara dut aşısı yapacağız. Arkadaşlar, şimdi ben bu ağacımızın dalını geçen hafta kestim. Ağaç öz suyu biraz aksın, aşı kalemlerine zarar vermesin diye böyle bir önlem aldım. Şimdi kestiğim bölgenin yaklaşık 10 santim kadar altından tekrar kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, anacımızı kestik, hazırladık. Bundan sonraki aşama aşı kalemlerini anaca yerleştirme aşaması. Aşı kalemlerini yerleştirmeden önce ben sizlere kabuk altı aşı tekniğinde aşı kalemi nasıl hazırlanır onu anlatıp göstermek istiyorum. Benim geçen yılın sürgünlerinden almış olduğum dut dalı vardı. Şu şekilde arkadaşlar. Ben bu daldan şöyle bir kalem hazırladım. Şimdi bu kalemi nasıl hazırladım? Kısaca size onu anlatmak istiyorum. Aşı kalemini kısaca şu şekilde hazırlıyoruz. Aşı kaleminin çapının yarısından biraz fazlasını şu şekilde yontuyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle yatay bir kesik atıp düzeltme işlemi uyguluyoruz. Arkasında kabuk bırakıyoruz şu şekilde. Daha sonra uç kısmından biraz daha inceltiyoruz. Arkadaşlar, kalbus oluşumu kolay olsun diye şu kenarlardan sadece kahverengi kabuğun bir kısmını 1-2 milim kadar alıyoruz. Diğer taraftan da aynı şekilde bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Yeşil tabaka kalıyor. Gördüğünüz gibi aşı kalemini bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, biz önlem olsun diye anacımızı daha önce kesmiştik. Ağaç öz suyu kesilsin diye, ama yine de kesilmemiş. Gördüğünüz gibi dudun sütü diye tabir edilen şöyle bir ağaç öz suyu, gördüğünüz gibi bakın hala çıkmaya devam ediyor. Ben bu şekilde tekrar bu aşıyı yapacağım arkadaşlar. Hem bu şekilde ağaç öz suyu gelirken dut ağacına aşı tutar mı tutmaz mı görmüş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar, aşı kalemlerini yerleştirme aşamasına geçiyoruz. Öncelikle şu şekilde kabuk altı aşılarda kabuğu yukarı doğru dikey bir kesik atıyoruz. Daha sonra uçağın uç kısmıyla kabuğumuzu biraz kaldırıyoruz. Şu şekilde, gördüğünüz gibi. Daha sonra aşı kalemini dikkatli bir şekilde bu bölüme yetiştiriyoruz. Şu şekilde, şu bölgeye destek olursak kabuğumuz ve aşı kalemi zarar görmeden yerleştirmiş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşı kalemini yerleştirdik. Burada dikkat etmemiz gereken husus, anacımızın kabuğu ile aşı kaleminin kabuğunu birbirine temasını sağlamak. Bu teması sağladığımızda aşımız tutacaktır. Bunu dikkat ediyoruz. Daha sonra şu kısımdan ben şu şekilde, şu kısmı biraz kabuk kalktığı için şu kısımdan bir kesik atarak kabuğu kaleme doğru yanaştıracağım arkadaşlar. Şu şekilde, dikkatli bir şekilde şöyle bir kesik attım. Gördüğünüz gibi bunu da buraya yerleştirdim. Daha sonra diğer aşı kalemlerini yerleştiriyorum arkadaşlar. Ben buraya yaklaşık 4 ya da 5 tane aşı kalemi yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aşı kalemlerimizi yerleştirdik. Ben bu anacımıza 5 tane aşı kalemi yerleştirdim. Şimdi diğer bir aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada şu kısma, anacın kabuğunu kestiğimiz kısımlarına ve aşı kalemlerinin şu alt bölgelerine ben streç filmle sarma işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu işlemi de aşı kalemlerimiz hava alıp nemini kaybetmesin diye yapıyoruz. Şimdi şu şekilde elimde görmüş olduğunuz gibi streç film var. Normalde marketlerde satılan bir streç film bu. Bu biraz uzundu şu şekilde. Ben ortasından kestim. Sizler de kolayca marketlerden bulup kullanabilirsiniz. Kullanışlı olduğu için ben streç filmi tercih ediyorum. Şu şekilde sarma işlemini yapıyoruz.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kolayca sarma işlemini gerçekleştirdik. Arkadaşlar, streç filmle sarma işlemini tamamladıktan sonra şimdi de ben bu bölgeye poşet takıp içine toprak dolduracağım. Bunu yapmamın sebebi de yine aşı kalemleri hava alıp nemini kaybetmesin. Ayrıca soğuktan ve sıcaktan etkilenmesin diye bu şekilde bir önlem almış oluyorum. Şöyle arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi elimde bir tane fide poşeti var. Ben bu fide poşetinin şöyle alt kısmını kesiyorum. Alt kısmını kestikten sonra bu şekilde gördüğünüz gibi iki tarafı açık boru şeklinde oldu. Şu alt kısımlarında da delik var zaten fide poşeti olduğu için. Bunlar da yağmur sularının topraktan aşağı akmasını tahliye için kullanılacağı delikler. Şu şekilde arkadaşlar, ben bunu buraya takıyorum. Sizler tabii farklı malzemeler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pet şişelerden, bezden veya farklı diğer malzemelerden yararlanabilirsiniz. Önemli olan şu kısmı toprak doldurmak. Bunu da hangi malzemeyi kullandığınız önemli değil. Ben kullanışlı olduğu için bu fide poşetini tercih ettim. Şimdi arkadaşlar, poşetimizi şöyle iple sıkıca bağlıyoruz. Evet arkadaşlar, iple sıkıca bağladık. Şimdi poşetimizin içini toprak dolduruyoruz. Ben şöyle daha önceden hazırladım. Bahçe toprağı, herhangi bir özel toprak değil. Bahçe toprağından içini dolduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, poşetimizin içini toprakla doldurduk. Böylece aşı yapım işlemini tamamlamış olduk. Ben dilim döndüğünce sizlere dut ağacına kara dut aşısı nasıl yapılır onu anlatıp göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ancak siz videoyu izlemeye devam edin. Şimdi sonuçlarını görebilirsiniz. Sevgili dostlar, merhaba. Bugün 16 Ekim 2022 Pazar. Şimdi arkadaşlar, yapmış olduğumuz kara dut aşısının sonucunu hep birlikte görüp izleyelim. Bakalım ne durumda? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aşımız tutmuş. Yaklaşık 1 metre, 1,5 metreye yakın sürgün vermiş. Biz bu ağacımızın bir dalına kabuk altı aşı tekniğiyle 5 kalem aşılamıştık. Bu aşıladığımız kalemlerden şöyle 1, şu 2, şu 3, şöyle göstereyim, şu 3. 3 tanesi tutmuş arkadaşlar, 5 kalem. Hatta şurada 4. bir kalem tutmuş. Yaklaşık bir 50 santim kadar sürgün verdikten sonra şöyle bir kuruma olmuş. Muhtemelen çocuklar falan bu ağaçtan dut toplarken yerinden oynatmış olabilir. Bu şekilde, bazen bu şekilde tuttuktan sonra kurumalar da olabiliyor. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz bu aşıda da bir başarı elde ettik. Sizler de doğru zamanda uygun aşı kalemi ve biraz dikkat sayesinde bu şekilde aşı yapıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.